Tanju Özcan canlı yayında Abdülhatif Şener'i yerden yere vurdu. Kılıçdaroğlu'nu yıllarca sizin gibi badem bıyıkları güvendiği için eleştirdim dedi. Barış Pehlivan tabii sordu Abdülhatif Şener'e. Geçersiz oy kullandım demişti. İlk turda Sinan Oğan'a verdim demişti. Önce şu Tanju Özcan'la başlayalım. Tanju Özcan'dan önce de Abdülhatif Şener için verelim yayını. Telif gelirse de gelsin. Vereceğim. Bir telefon bağlantımız evet. var. Şu an evet. Bolu uygun mu? Belediye Başkanı Tanju Özcan yayına bağlandı. Çünkü az önce hem bir atıfta bulunmuştu Sayın Şener. Ben de ilk açıklamasına Sayın Tanju Özcan'ın cevabını aktarmıştım. Eleştirisini aktarmıştım. Sayın Özcan merhaba. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar Tanju Bey. İyi akşamlar. Programı izleyemiyorum, dışarıdayım. Ama arkadaşlarım bana orada konuşulanları iletti. Sayın Şener kendisine işte milletvekilliği, lütfen yanlış aktarırsam düzeltin Sayın Şener. Milletvekili teklifi geldiğinde, Bolu için geldiğinde orada sizin isminizi gördüğünü ve olmaz dediğini. Dolayısıyla aslında Tanju Özcan bana teşekkür etmeli ifadesini kullanmıştı. Yanlış aktarmadım değil mi? Evet doğru. Evet buyurun. Ben niye Sayın Şener'e teşekkür edeyim? Onu önce sorayım. 2011'de ve 2015'te ben hakim gözetiminde yapılan ön seçimle parlamentoya 23 milletvekiliyim. Birinde %82, birinde %86 oy almışım. Sayın Abdülhatif Şener'e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne herhangi bir emeği olmuş mu, katkısı olmuş mu? Ben partinin gençlik kollarından itibaren ilçe başkanlığından, il başkanlığından buralara geldim. Ve ön seçimde geldim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun işaret etmesiyle gelmedim. Dolayısıyla ben Sayın Abdülhatif Şener'e niye teşekkür edeyim? Neden edeyim? Asıl burada sorgulanması gereken şu. İşte ben Sayın Kılıçdaroğlu'na niye muhaliftim? İşte tam da Abdülhatif Şener'in bu söyledikleri yüzünden muhaliftim. Parti emeği yok. Tarla reisi yok. Harmanda sözü olacak. Bak böyle benim emeğim seninkinden fazladır Tanju. Öyle mi? Evet. Öyle mi? Abdülhatif Bey, siz AKP'de komutluğunuzu kaybedeceğinizi sen illa faydalı olabilmek ama. İçin bir partiye, bir siyasi harekete faydalı olabilmek için o partinin içinde olmak gerektiğini hangi zannediyorsunuz. Hangi faydanız oldu söyler misiniz? Şöyle bak, bir fayda konuşmayalım. Ben 16 yıldır bak 16 evet. yıldır muhalefetin başarılı olabilmesi, Türkiye'de bir dönüşümün olabilmesi için gece gündüz onlarca maliyete katlanarak mücadele evet. etmiş bir insanım. Benim mücadelemden Cumhuriyet Halk Partisi de diğer muhalefet partileri de çok yararlanmışlardır. O muhalefetin mücadelesine katkı sağlamış bir insanım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de muhalefet partisi olarak katkı sağlamış bir insanım. Ve benim senin etkin sadece Bolu'dadır. Benim 81 ilde etkim var. 81 vilayetteki etkimi dikkate alırsanız benim katkılarım senin katkınla kıyaslanmayacak kadar fazladır. Benimle senli benli konuşmayın önce. Sizliğe hitap ediyorum. Sizliğe hitap edilmeyi bekliyorum. Meclisteki Sayın arkadaşlığım Sayın. Nedeniyle samimi evet, olsun diye söylüyorum. Onu geçtik. Çünkü siz az önce her türlü itirafta bulundunuz. Ben CHP'den aday olsaydım CHP'ye oy verecektim demeye getirdiniz. Ama CHP'den aday olamadığım için başka bir yere oy verdim dediniz. İşte sizin için, sizin gibiler için biz deriz ki parti varsa ben varım, parti yoksa ben yokum. İşte o anlayıştan geliyorsunuz. Sayın Kılıçdaroğlu'nu yıllarca ben bu yüzden eleştirdim. İşte sizin gibi madem bu iktidara güvenerek siyaset yapmaya çalıştığı için eleştirdim. Kusura bakmayın. Ama bugün benim bütün sorularımın cevaplarını vermiş oldunuz. Ben size teşekkür ediyorum. Bağladığınız için de Halk TV'ye teşekkür ediyorum. Size verilecek çok fazla bir cevabım yok çünkü değmezsiniz. Saygılar sunuyorum. Bolu Belediye Başkanı sevgili arkadaşlar çok net söylüyorum. Tanju Özcan hani lafı gediğine koymuş diyorlar ya koymuş yani. 16 yıldır ben muhalefete katkıda bulundum. Ben sizden 81 ilde daha çok muhalefete katkıda bulundum. CHP'de yalan söylüyorsun. Bir gram katkın yok. Yemin billah ediyorum bir tane oy katkın yok.
bir tane oy katkın yok. Bu kadar net söyleyebilirim. Türk siyasetinin en kibirli ismidir Abdülhatif Şener. Bu kadar, bakın, çok yani kendisini tanıyan biri olarak söylüyorum. En kibirli adamıdır. Burnundan kıl aldırmaz abi. Daha önce Bolu'yu önermişler de Bolu'ya gitmemiş de orada Tanju Özcan diyor ki ben 2011'de 2015'te ön seçime girdim. %82-86 oy aldım. Ne diyorsun sen? O kadar net söylüyor ki. Ve eğer Abdülhatif Şener milletvekili listesine ismi olsa bunları söylemeyecek, biliyor musunuz? Kemal Kılıçdaroğlu güzellemesi yapacak bu programlarda. Ve ismi sevgili izleyiciler, ismi milletvekili listesinde olmayınca, biliyorsunuz NTV'ye yaptığı açıklama var, Kemal Kılıçdaroğlu'yla var. Gerçekten de vefasız, yani böyle başka bir yere gitmesini istemiyorum ama kibirli bir ifade tarzı. Bakın o süre, o açıklamanın ardından oğlu özel kalem müdürlüğe terfi etti mecliste. Eğer Abdülhatif Şener'le iktidarın isimleri ilişkiye geçmemişse hiçbir şey bilmiyorum abi. Hiçbir şey bilmiyorum. Ya parti kurdu, partisiyle rezil oldu. Partisini seçime sokamadı, gitti Sivas'tan aday oldu. Parti genel başkanı olduğu halde, bakın parti genel başkanı olduğu halde Sivas, memleketi Sivas'ta milletvekili seçilemedi. Hikaye anlatmasın. Millet, bu çokmuş. Yani o kadar ki kibir ifadesi ki ikinci turda diyor ki geçersiz oy kullandım. Sonra Barış Pehlivan araştırıyor. Ver Barış Pehlivan'ın haberinize. CHP'si Barış Pehlivan'ın karşısındaydı. Halk TV'ye yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı seçiminde oy tercihini açıklamıştı. Şener ilk turda Sinan Oğan, ikinci turda geçersiz oy kullandığını belirtirken Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan Şener'in sandık sonuçlarına ulaştı. Sonuçlara göre ilgili sandıkta geçersiz oy kullanılmadığı ortaya çıktı. Yalancı abi. Yalancı. Bu kadar net. Adam Erdoğan'a oy vermiş. O kadar kini, nefreti, kibiri o kadar büyük ki. Ver ekrana Cem. Büyütür müsün biraz Cem'ciğim? Bu kadar oluyor abi bu. Hiç büyümüyor mu bu? 264 oy. 57 oy Recep Tayyip Erdoğan. 264 oy. Kemal Kılıçdaroğlu mu sandığında çıkmış? Nerede oy kullanmış Cem? Okuyabiliyor musun? Çankaya'da kullanmış abi. İşte. Onu da yalan söylüyor. Erdoğan'a oy vermiş abi. Hiç böyle tartışmasız. Bu bir de Cumhurbaşkanı adayı olacaktı. Cumhurbaşkanlığına adayım. Ya Allah'ım, yani şimdi Tanju Özcan'ın badem bıyıklar deyince, yani ya ne diyeceksiniz ki abi ya? Ya konuşma tarzını dün akşam izlediniz mi? Utandım ya. Hem de Halk TV'de konuşuyor. Utandım. Bir siyasetçinin nasıl rezil olabileceğinin göstergesiydi. Nasıl itibarsız olacağının dün akşamki yayın göstergesiydi arkadaşlar. Barış da harika bir gazetecilik yapmış. Kendisini tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum yani. Vallahi söyleyebilecek hiçbir şey yok. Adama yani çakmış, biraz da kafası kıyak ama hiç önemli değil. Çakmış böyle lafı gediğine koyuvermiş yani.